arkadaşlar. Instagram sayfamızda takip edenler için anket yapmıştık. Hangi ayı örelim demiştik. En çok oyu alan uykucu ayıcığımız olmuştu. O yüzden şimdi uykucu ayıcığın tarifini göstereceğim size. Ben bunu ördüm, ilk görmüşsünüzdür fotoğraflardan da. Şimdi bunun baş kısmıyla başlayacağız. Kafasını öreceğiz. Renk kodlarını söyleyeyim ilk önce. Eğer bundan bu renkte örmek isterseniz buranın rengi 05. Yarın altlarla örmüştüm. Kahverengi olan kısımlarınınki de 40 numara. Ama bu sefer ben farklı olsun diye pembeyle örmeyi istiyorum renkli kısımlarını. Bunun da numarası galiba 20. Emin olmamakla birlikte ben onu sonra size soranlar olursa söyleyeceğim renk kodunu. Şimdi başlayalım. Kafasıyla başlıyorum ilk önce. Öğrenler biliyordur artık. Bir de çok basit. Örmesi çok kolay ve çok basit. Yeni başlayanlar için şey olabilir. Hemen örebilecek, kolay pratik örülebilecek bir şey. O yüzden yeni başlayanlar bununla birlikte başlayabilirler diyorum bence. Şimdi sihirli halka yapıyoruz. İki buçuk milim tığımız olacak. Ben 2 milimini almışım şu an. Değiştireyim hemen. Evet. 2,5 milim tığ. Sihirli halkamızı yaptık. 6 sık iğne yapıyoruz içine. İpimizi sıkıştıralım. Her ilmeğe çift batıyoruz. 12 sık iğnemiz olacak. 2 3 4 1 ve 12. Evet. Alt tarafını iyice sıkıştıralım. Boşluk kalmasın. Evet. Şimdi ben yer belirleyici olarak biliyorsunuz ip kullanıyorum. Şu pembeden alayım birazcık. Evet, yer belirleyici olarak ip kullandığımı söyledim. Şimdi bir tek bir çiftle başlayıp devam edeceğiz. Bir tek bir çiftle başlıyoruz. 9 tek bir çift olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Aradaki rakamlara çok takılmayın. Galiba sanırım pembe panterdeydi. Ben orada bir yanlışlık yapmışım. 17 tek miydi? 10 tek bir çift söylerken galiba 60 mı demişim, 66 mı demişim? Hatırlamıyorum ama 10 tek bir çift olunca 72 oluyor. Şimdi 9 tek bir çift yapacağız. En son. 1 tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift diye diye devam edeceğiz ve 9 tek bir çift olana kadar yapacağız. Ve 9 tek bir çift olunca sık iğneleriniz 66 tane olması lazım. 66 sık iğne elde etmeniz lazım. Şimdi örmeye devam edelim.
Evet arkadaşlar, son bir sıram kaldı. 9 tek, 1 çift de yapıyorum. Evet, 9 tek, 1 çift yaptık. Şu şeklin, o şeklin, söyleyemedim. Şu şeklin oluşması gerekiyor. Şimdi düz öreceğiz arkadaşlar. Videoyu takipte kalın. Ne kadar öreceğinizi o zaman söyleyeceğim size. Şimdi dümdüz artırma ve eksiltme yapmadan dümdüz örüyoruz sadece. Evet, 5 sıra ördüm. Daha da örmeye devam edeceğim. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan ben 5 sırayı tamamladım. Biraz daha örelim şimdilik. Arkadaşlar 5 sıra örmüştük. 5 sıra daha ördüm. 10 sıra oldu toplam. Dümdüz ördüğüm 10 sıra. Bir de ben şöyle sayıyorum. Şuradan işaret belirleyicim şurada bakın. Şu şekilde sayıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şu eksik kısım, burayı sayarsak 9 çıkıyor. Şu fazla kısmı sayarsak 10 çıkıyor. Ben bu her zaman fazla kısımdan alıyorum saymayı. Siz de ona göre örerseniz. Gerçi bir sıranın fazla ya da eksik örülmesinden bence çok bir şey olmuyor ama yine de tam öreyim derseniz ben bu şekilde sıralıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız benim tarifim tam olacaktır. Gösterdiğim gibi. Şimdi 10 sıra ördükten sonra eksiltmelere başlıyoruz. En son 9 tek 1 çift yapmıştık. Şimdi 9 tek 1 azalt yapıyoruz. Yavaş yavaş orantılı şekilde küçültmeye başlayacağız. Evet, şimdi ben 7 tek biraz alta kadar yaptım ve devam ediyorum. 6 tek biraz alt yapacağım şimdi. Devam ediyorum. Tek biraz alta kadar yaptım şu an. Kafası oluştu. Şimdi elyafımı koyacağım içine. Hatta bir sıra daha yapayım. 3 tek biraz alta yapıp elyafını koymaya başlayayım. Şimdi buradan bir sıra daha örmeliyim. Ağzı çok geniş kalınca elyafla örmesi zor oluyor. Çok dar yapınca elyafı koymak zor oluyor. O yüzden ayarlamak iyi oluyor. Şimdi 3 tek bir azaltma yapıyoruz. Yaptık. Bu
Şimdiye kadar ördüğümüzü 9 tek biraz alttan 3 tek biraz alta kadar indik şimdi. 9 tek, 8 tek, 7 tek hepsini azalttık sırasıyla. Şimdi el yapımızı koyuyoruz. Şöyle yanıma alayım. El yapımız boncuk elyaf. Olabildiğince aldığınca elyafı içine dolduralım. Ne kadar çok doldurursanız oyuncaklarınız o kadar iyi duruyor. Bu arada eksiltme, azaltma bilmeyenler vardır. Belki yeni başlayanlar var. Diğer videolarımdan, kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz. Evet, ben yeteri kadar doldurdum. Şimdi 3 tek biraz alt yapmıştık. Şimdi 2 tek biraz alt yapacağım. Ve 1 tek biraz alt. Ve hep azaltıp ayımızın başını bitirmiş olacağım. Şimdi 2 tek biraz alttan devam ediyoruz. Evet, bitirdik başını ve ipini uzunca keselim. Sonra gövdeyle birleştirirken bize yardımcı olacak. Uzunca ipini kestik. Evet, başımız hazır. Şimdi ağız kısmını hazırlayacağız. Burnunu, ağzını. Şimdi şu bölgeyi örteceğiz. Ondan sonra da işlemelerimizi yaparız. Kafasını bu videoda komple bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi başlayalım isterseniz şeye, burun kısmına. Artık şu ipimi de çekebilirim. Evet. Evet, başımız oldu. Evet, kafamızı bitirmiştik. Şimdi buruna geçelim. Bu ağız burun kısmını yapacağız, şurayı. Şimdi tekrar yine sihirli halkayla başlıyoruz. Şunu bir kaldırayım şuraya. Sihirli halkayla başlıyoruz. Altı sık iğne yapıyoruz yine. Sıkıştıralım. Her ilmeğe ikişer batıp 12 sık iğne elde edeceğiz şimdi. 1 2 11 12. Evet. 12 sık iğne yaptık. Şimdi bir tek bir çift. Bir tek. Bir çift. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz.
Evet, iki tek bir çift de yaptık. Şimdi üç tek bir çift yapıyoruz. Sırayla yine gidiyoruz böyle. Üç tek bir çift. Üç tek bir çifti de yaptık. Şimdi düz örmeye başlayacağız. Artma ve eksiltme yapmadan düz örelim. Evet, dümdüz ördük ve 4 sıra ördük. Şöyle sayalım. Bakın ipim şurada, renkli ipim görüyorsunuz, şurada 4 sıra ördük. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ben her zaman şuradan bakınca fazla kısmı sayıyorum. Ona göre sayılarınızı ayarlayın. 4 sıra ördük. Şimdi 13 tane sık iğne ve bir kere azaltma yapacağız. 13 sık iğne. 1 şeyi şurada, şu ipimizi koyalım. Nerede kaldığımız belli olsun. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, bir tane azaltma yapıyoruz. Şimdi tekrardan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bir tane daha azaltma. Bu işlemi iki sefer gerçekleştiriyoruz. 13 sık iğne, bir azaltma. 13 sık iğne, bir azaltma yaptık. Burnumuz şu an tamamlanmadı. Bir sıra daha burayı öreceğiz. Elinizde 28 tane sık iğne olacak. 28 sık iğneyi dümdüz bir sefer artırma ve eksiltme yapmadan dolanalım. Evet, bir sırada dümdüz ördük ve bitirdik. Şimdi ipimizi keselim. Yine büyük keselim ki burnunu dikmekte yardımcı olsun. Şöyle ip keselim. Evet. Burnumuz tamamlandı. Elinizde şöyle bir şey olması lazım. Şimdi kulağını da ördükten sonra ben hepsini bir kafasının işlemesini hepsini birlikte yapmak istiyorum. Her zamanki gibi ben ilk kulağını ördüm. Şöyle olacak. Diğerini de birlikte örelim. Şimdi başlıyoruz. Hepsi hilal kare ile başlanıyor genelde. 6 sık iğne. 12 sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe ikişer tane batıp. Evet, 12 sık iğnemizi de yaptıktan sonra yine yerimizi belirleyelim. Şuradan tarifime bakmalıyım. Şimdi 3 tek 1 çifte kadar
Devam edeceğiz. Bir tek, bir çift. Bu sıra bitince iki tek, bir çift yapıyoruz. İki tek, bir çift bitince üç tek, bir çift yapıyoruz ve videoyu takip ediyorsunuz. Üç tek, bir çifti de yaptık. Şimdi bir sıra artma ve eksilme yapmadan devam edeceğiz. 30 sık iğne olması lazım. 3 tek 1 çiftte 30 sık iğneyi bir defa daha örelim. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz. Evet, bir defa daha dolandıktan sonra 3 tek bir azalt yapın. Azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane azaltıyoruz. 1, 2, evet, 3 tek bir azaltı yaptık. 24 sık iğnemiz kaldı. 24 sık iğneyi de bir defa daha örelim. Artırma ve eksiltme yapmıyoruz yine. Devam edelim. Evet, şimdi bir sıra ördükten sonra iki tek bir azalt yaptık. Yapıyoruz. İki tek bir azaltıyoruz. İki tek bir azaltı da yaptık. Kulağımız bitti. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Kapatma işlemini biliyorsunuz zaten. İkisini bir araya getirip şu şekilde evet, bitirdik arkadaşlar. Kulağımızda bu kadar olacaktı. Evet. Kulağımız bitti. İpini keselim. Bunu kısa keseceğim şimdi. Diğer kulakta uzun bırakmıştım ipini. Şunu da çıkarabilirim artık. Evet. Kulağın iç kısmını da göstereyim şimdi. Ben pembeyle yaptım biliyorsunuz. Sihirli halka yaptık yine. Sihirli halkanın için 6 sık iğne. Sıkıştırıyoruz yine.
12 sık iğne yapalım. 12 sık iğneyi de yaptık. Şimdi bir tek bir çift yapıp bitireceğiz. Şunu koyayım şimdilik. Bir tek bir çift bir tek bir çift Evet, kulağımız da bu kadar. Bir tek bir çifte kadar yapıyoruz ve bırakıyoruz. Şöyle bunu da uzunca kesin. Çünkü içine dikerken bu da lazım olacak. Şuradaki fazlalığı da koparayım ben. Evet, ilk önce bunu dikeceğim içine. İğnemi alıyorum. Ortasına gelecek şekilde her ilmekten geçecek şekilde dikmeye çalışın arkadaşlar. Kulağın dış kısmına iğneyi geçirmemeye çalışın arkadaşlar. Kötü bir görüntü oluşmasın. Evet, bitirdikten sonra ipi herhangi bir yerinden çıkarıp fazlalık kısmını şöyle biraz keselim. Geri kalanını içine çekiyoruz. Evet. Kulaklarımız bitti. Şimdi burnumuzu da yapmıştık. Kafamızı da yapmıştık. Şu ortalığı bir toparlayayım ben. Şunlara ihtiyaç kalmadı. Şunu alalım. Kafamız. Bence ilk önce burnunu bir sabitleyin derim. İçine bunu şimdi birazcık elyaf koymamız gerekiyor. İlk önce kulaklardan başlamayın bence. Çünkü kulakları yaptıktan sonra burnu yamuk orantısız yapabilirsiniz. İlk önce burnunu yapın. Evet, içine biraz elyaf koyduktan sonra burnumuzu şöyle bir yere
Ben ölçü vermiyorum, biliyorsunuz gelişigüzel göz kararı yapıyorum hep. Ben şuraya sabitlemek istedim. Şimdi şurası olsun burnumun yeri. Şöyle yapalım. İğneleri çok kullanmak adetim değil ama bazen çıkıyor çünkü. Evet. Böyle sabitleyelim. İğnemizi alalım tekrardan. Şöyle bakayım. Biraz daha yukarıya alsam olur aslında. Şöyle. Evet, bu şekilde. Şimdi dikkatli bir şekilde içe dışa kaydırmadan burayı dikmemiz lazım. İlmek ilmek işleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Bir üsttekinden bir alttakinden alıyoruz. Bu şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Burnumuzu işledikten sonra eğer ipinizin yeteceğini düşünüyorsanız geri kalan ipin kulaklarına ölçü alabilirsiniz. Kulaklarını dikebilirsiniz aynı iple. Kulaklarına bakalım. Şöyle yapsak. Tamam olur herhalde. Evet arkadaşlar ben sabitledim. İki kulağını da yaptım. Şimdi kalan fazlalık iplerimizi kesiyoruz. Şöyle biraz uzunca bırakın ki işlerinde kalsın. Daha sonra size sıkıntı olmasın. Şimdi bunları çekelim içlerine. Evet, başı tamamlandı. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey burun kısımları ve gözleri olacak. Kahverengi ipimizi alalım. Benim kullandığım biliyorsunuz 40 numaraydı.
Şimdi şuraları yine bir toplayayım. Kahverengi ipimizi iğnemizden geçiriyoruz. Biraz uzunca alırsanız sizin açınızdan iyi olur. Tekrar koparıp tekrar almazsınız. Ben burada ipimi iki kat yapacağım. Uzunca derken ben bayağı bir uzun almışım. Ucunu şuradan bağlayayım ben. İpimi böyle iki kat yaptım. İpimi şu şekilde iğneden geçirdim. Şimdi ilk olarak burnunu işleyelim. Ortasından değil de ortasının iki sıra bakalım. İki sıra üstünden yapın. Tam orantılı olacak şekilde bakalım. Şöyle. İlk önce çaprazına yapıyorum. Şu şekilde. Şuradan çıkarayım. Bir de yanlış yaptım tabii ki. Neyse şu. Siz herhangi bir yerinden geçirin. Sonra burnunun köşesinden çıkartın. Ben şunu şu şekilde içine girdireyim. Şuradan çekeceğim şimdi. Evet. Size tekrar göstereyim. Şuradan yanağından falan girip bu tam şurasından çıkarsınız. O şekilde yapabilirsiniz şimdi. Ben şuradan yaptım. Şöyle tekrardan şu battığım yerden tekrardan çıkıyorum. Evet, işlemeniz bittikten sonra burnunu bakın ben işledim. Bir de şöyle şuralarında kötü görüntü olmasın diye düz olarak işleyebilirsiniz buraları. Üstten ve alttan. Şimdi ağzını yapacağız. Şöyle tam burnunun ortasından çıkarın şu şekilde. Şu şekilde aşağıya indirin ipinizi. Tam ortalı olacak bir yerden batırın. Sonra gülen bir yüz yapmak için şuradan çıkarın. Sonra tekrar şu battığınız taraftan tekrar batın. Ve şu yaptığınız yerin karşısından çıkarın. Evet. Şimdi tekrar yine aynı yerden batıyorsunuz. Ve bu sefer gözlerinden çıkacağız. Şöyle gözleri yapacağım yerden aşağı yukarı şuradan bir yerden çıkayım. Evet.
Bakın. İşlememiz tamam. Şu elyaflar diktikçe iplerinizin arasından çıkıyor. Bunları temizlersiniz sonra. Şimdi gözlerini yapacağım. Şu şekilde belirledim. Şimdi şuradan yapayım. Şuranın tam karşısından çıkın. Şu şekilde. İpim tabii dike dike inceldi bu arada. İki kat geçeceğim şimdi gözlerinin üstünden. Bir ayarlasam. Şuradan da diğer gözünü yaparsak tamam olacak. Kat daha geç. Ben şimdi bir yapayım, karar vereceğim bir kat daha yapıp yapmama konusunda. Evet. İyi oldu gibi. Sanki bir kat daha yaparsam daha mı iyi olacak? Bir kat daha yapayım en iyisi ben. Şöyle tekrar. Yaptıktan sonra iğnenizi herhangi bir yerden çıkarın. Ve kesin. Sonra şöyle yapalım. Hop, içine çektik meyi. Hadi. Neden inat ettin acaba? Şu başka bir yerinden. Evet, durun bakalım. Hı, oldu. Evet. Ayıcığımız tamamlandı. Siz dediğim gibi istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet. Şöyle biraz yukarıya kaldırayım kameramı. Kafamız bitti. Diğer videoda gövdesini ve sadece gövdesini yapalım, evet. Gövdesini ve atkısını yapalım diğer videoda. Kollarını yapalım, sonra ayaklarını yapalım. Bu şekilde bitirelim. Evet. Bu da gayet tatlı oldu bence. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız biz yumak iki tane S ile biz yumak alt tire olarak takip edebilirsiniz. Instagram adresim budur. Görüşmek dileğiyle sonraki videoda gövdesiyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.